Efendim merhaba. 22 Nisan 1453. İstanbul muhasarasının devam ettiği 22 Nisan 1453 gecesi vuku bulan ve milleti şaşkınlıktan şaşkınlığa düşüren gemilerin karadan yürütülme olayının yıl dönümü. Bu olayı sizlerle paylaşacağım ama gelin gemilerin karadan yürütülmesi gününe kadar olan İstanbul'un muhasarası günlerini sizlerle beraber özet olarak gözden geçirelim. 1451 yılında tahta geçen Fatih Sultan Mehmet Han, en büyük ideali olan İstanbul'un fethi için bütün hazırlıkların yapılabilmesi için düğmeye basmış idi. Bu meyanda Anadolu Hisarı'nın karşısına İstanbul Boğazı'nda Rumeli Hisarı'nın inşa ettirilmesi ki Karadeniz'den gelen gemilerin kontrol altına alınabilmesi için. Kilitbahir Kalesi ve karşısına Çanakkale Boğazı'nı kastediyorum. Karşısına Çimenlik Kalesi'nin inşa edilmesi ki Akdeniz'den gelebilecek Bizans'a yardım gemilerinin önünü kesebilmek. Artı büyük topların dökülmesi. Neden büyük toplar? Çünkü İstanbul'un surlarını çok çabuk yıkması ve de yıkabilmesi lazımdı o surlar ki gayet güzel inşa edilmiş, muntazam inşa edilmiş iki kat ve dışında da bir hendek bulunan bu surları kısa sürede yıkmaları lazımdı ki Haçlıların ayaklanıp hemen sınırlarımızı geçmesi ve Bizans'ın imdadına yetişmelerini önleyebilmek için. Havan toplarının icat edilmesi gerekiyordu. Çünkü Galata Devleti'nin arkasındaki tepelerin arkasından İstanbul surlarını dövebilmesi için. Artı bir de donanma gerekiyordu. O güne kadar 27 defa İstanbul muhasara edilmiştir ama güçlü bir donanma olmayışından dolayı İstanbul surlarının denize bakan kısımlarından efendim İstanbul'u dövmek mümkün olmadığından muhasara uzamış. Muhasara uzayınca batıdaki Haçlılar ve doğudaki Karamanlılar harekete geçmişler. Bunlar anlaşmalı olarak harekete geçtiklerinden dolayı da İstanbul'un muhasarası hep yarım kalmış idi. İşte bu mahsuru giderebilmek için Fatih Sultan Mehmet Han'ın Gelibolu tersanelerinde 200 parça geminin bir yılda yapıldığını ve İstanbul'un fethi için bu gemilerin kullanıldığını görüyoruz. Antiparantez bir şey ifade edeyim. Gemiler mutlaka tavlanmış ve kurumuş ağaçtan yapılması lazım gelirken o kadar acelesi vardı ki Fatih Sultan Mehmet Han'ın yaş ağaçlardan, yeni kesilen yaş ağaçlardan bu gemileri inşa etmek zorunda kalmış. Bu gemiler İstanbul'un fethi için kullanılmış, İstanbul fethedilmiş, görevlerini yapmışlar. Kısa süre sonra da yaş ağaçtan yapılmış olduğu için çatlamak, patlamak suretiyle de elden çıkarak devre dışına çıkmış olduklarını biliyoruz. Tarihler bunu bize böyle gösteriyor. Sadece İstanbul'un fethi için yapılmış olduğunu da anlıyoruz. Bütün bu tedbirlerden sonra Edirne'den İstanbul'a yollar yapıldığını, çünkü büyük topların nakledilmesi için bu yolların yapılmış olduğunu ve bu yollardan bir ay içinde bu topların İstanbul surları önüne getirilerek 6 Nisan 1453 günü İstanbul'un fiilen muhasarasına başlandığını, bu muhasaranın başlangıcında şehre ateş etmeden önce Fatih Sultan Mehmet Han'ın elçilerinin Bizans İmparatoruna giderek
şehri kansız ve savaşsız teslim etmeleri, bunun karşılığında ne isterlerse yapılmaya hazır olduğunun teklifi de kendilerine götürülmüş. Bu teklifin reddedilmesi üzerine İstanbul'un muhasarası başlamış idi ki bundan önceki gün ve tarih programlarımızda günü gününe bunları sizlerle paylaşmaya gayret etmiştik. Bugün 22 Nisan 1453 günü neler oldu? Bunlarla ilgili sizlere bilgi vermeye gayret edeceğim. Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'un fethini planlar iken, hazırlıklarını yapar iken, ordusunu maddi ve manevi yönden teçhiz edip İstanbul önlerine sevk eder iken bir de başka bir şey düşünüyordu. Neydi o? İstanbul surlarının en zayıf yeri Haliç kenarındaki surlardır. Buralardan da İstanbul'u kuşatabilmek ve buralara da kuvvet sokabilmek lazım. Bunun için Haliç'e mutlaka donanma girmesi gerekiyor. Haliç'e girecek donanma nereden girebilir? Elbette Galata ile Sarayburnu arasındaki veyahut da bugünkü Sirkeci arasındaki o ağzından, Haliç'in ağzından girebilir. Ama bu ağzına, Haliç'in bu girişine büyük bir zincir takmışlar. Bu zinciri yabancı veyahut da dost olmayan gemilerin daha ufukta gözükmesi anında bu zincir geriliyor ve bunun gemiler bu zinciri kırıp içeri girmeleri mümkün olmuyordu. İşte bu konuyu düşünen, günlerce uykusuz geçiren, uykusuz geceler geçiren Fatih Sultan Mehmet Han, bunun bir çaresini bulmak için gerçekten de uzun geceler efendim düşünmüş, taşınmış. Netice itibariyle de bugünkü Dolmabahçe Camii'nin bulunduğu yerlerden yollar yaptırarak, bu yollardan kalaslar döşeyerek ve başka gemilerin kaymasına yardımcı olacak malzemeler ve yağlar döktürerek gemileri bugünkü Taksim'in Gezi Parkı'nın arkasından Haliç'e indirebilmek, Kasımpaşa sırtlarından Haliç'e indirebilmek için zihnini zorlayıp durmuş ve hazırlıklarını ona göre yaptırmıştı. Bütün kalasları hazır etmiş, bu yollara döşeteceği malzemeleri hazır etmiş, bu yolları kaba taslak olarak inşa ettirmiş ve gününün gelmesini bekliyordu. Ve 6 Nisan 1453 yılında tarihinde İstanbul'u kuşatmaya başlayan Fatih Sultan Mehmet Han büyük toplarla surları dövdürüyor, lağımlar kazdırıyor, hücum üzerine hücum tazeliyor ama istediği sonucu bir türlü elde edemiyordu. Ayrıca da batıda Haçlıların harekete geçtiğine dair haberler geldikçe de bu işin nezaketi gittikçe fazlalaşıyor ve bir an önce İstanbul surlarına ulaşmak, İstanbul surlarını aşmak gerekiyordu. İşte bunun için 22 Nisan gecesi askerlerine emir verildi. Gemilerim karadan yürütülsün. Bugünkü Tophane civarında demirli bulunan Osmanlı donanmasından 72 tane gemi veyahut da ufak çapta gemi inşa ettirilmiş bulunan Dolmabahçe, onun üzerinden Taksim Gezi Parkı'nın arkasındaki vadi, Kasımpaşa sırtları oradan da Haliç'e indirilebilmek için derhal akşamdan hazırlıklara başlanmıştır. Elbette demin söylediğim gibi daha önce hazırlıklar yapılmış idi. Keresteler hazırlanmış, yollar efendim açılmış. O gece ise bu yollara kalaslar alelacele döşettirilmiş. Kalasların arasına yuvarlak taşlar döşettirilerek çekilecek olan bu kalyonların kayabilmesi için hem kalasları hem taşları İç yağıyla yağlattıktan sonra Leventlerin yardımıyla, mandaların, öküzlerin yardımıyla ve hep birlikte halatlara bağlanmış olarak bu gemiler yavaş yavaş çekilmeye başlanıldı. Elbette Kasımpaşa sırtları
ormanlık alan idi o zaman. Bu ormanlık alanlarda bu kalasların hazır edilmiş olduğunu düşünmek lazım. Biliyoruz da zaten bu hazırlıklar yapılmış idi. 72 parça gemi bu dediğim yollarla Haliç'e gecenin karanlığında indirilmeye muvaffak olundu. Sabah olduğunda Bizanslılar hayretten dona kaldılar. 72 tane gemi, efendim şu kadar Osmanlı donanması Haliç'e indirilmiş idi. Nasıl olabilirdi bu iş? Nereden efendim aklına gelmiş idi? Hemen koşuldu, bakıldı. Haliç'in önündeki zincirler sağlam mıdır, değil midir? Evet, sağlam. Hiçbir şey olmamış. Demek ki gemiler buradan girmemiş. O zaman olay anlaşıldı. Karadan gemilerin yürütülerek denize indirildiği. Muhterem izleyicilerim, Fatih Sultan Mehmet Han'ın babası 2. Murat Han da buna benzer bir olayı Eğriboz'da yapmış olduğunu görüyoruz. Yani Mara Yarımadası'nda, oralarda fethi esnasında gemilerin bir kara parçasını karadan çektirilerek öbür taraftaki denize indirmek suretiyle düşmanı şaşırtıp fetih hareketlerinde bulunduğu görülmüş idi. Muhtemeldir ki Fatih Sultan Mehmet Han bu olayı çok iyi biliyor, babasının bu yaptığı olayı çok iyi biliyor ve bu olayın aynısını, daha büyüğünü, daha gelişmişini ve daha muntazamını İstanbul fethinde kullanmak üzere hazırlık yapmış bulunuyordu. Ve esasen Baltaoğlu Süleyman Paşa kumandasındaki Osmanlı donanması, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Gelibolu'da inşa ettirdiği donanma, emsallerine göre birazcık gemiler alçak idi. Venedik donanmasındaki gemilerin ise yüksek olduğunu, bordolarının yüksek olduğunu, toplarının daha yüksekten ateş etmesi sebebiyle Osmanlı gemilerine bir üstünlüğünün bulunduğunu görüyoruz. Ve işte bu üstünlük dolayısıyla nereden geçmişlerse iki veya üç tane Venedik donanmasının İstanbul'un daha muhasarasına başlaması esnasında Baltaoğlu Süleyman Paşa'nın donanmasını yararak, rüzgarın da ters esmesi dolayısıyla yararak Haliç zincirlerinin gevşetilmesi sonucu Haliç'e girmeye muvaffak olduklarını, bunun da Fatih Sultan Mehmet Han'ı çok sinirlendirmiş olduğunu görüyoruz. İşte meşhur tablolarında atını denize sürdüğü olay o olay üzerinedir. Denize sürdüğü yer ise bugünkü Yedi Kule surlarının birazcık dışındaki bir yerdir. Baltaoğlu Süleyman Paşa'ya oradan bağırarak, tıpkı işittiriyormuş gibi, "Süleyman, Süleyman, ne yaptın Süleyman?" diyerek bu olayı efendim beğenmediğini ve Süleyman Paşa'yı cezalandırdığını, görevden aldığını, yerine başka bir paşayı tayin ettiğini görüyoruz ki 22 Nisan günü kumanda Süleyman Paşa'da değil, o yeni tayin edilen amiralin kumandasında 72 parça gemi Haliç surlarına indirilmiş bulunuyordu. Bizanslılar hemen harekete geçtiler. Haliç'te bir donanmaları bulunuyordu onların. Osmanlı donanmasını yakmak için ertesi gece gizlice talimat verildi bu donanmaya. Ama Galata Devleti'nin içinde bulunan Osmanlı casusları bu olayı hemen haber verdiler. Tedbir alındı. Bizans'ın bu hücumu boşa çıkarıldı. Ve 72 parça gemimizi yakmak üzere harekete geçen Osmanlı donanmasının, Bizans donanmasının gemileri o gece yakıldı. Haliç'te kül edildi. Ertesi gece daha değişik bir şey oldu. Fatih Sultan Mehmet Han önceden hazırlatmış olduğu fıçılar, boş fıçılar, kalaslar, ipler ve çiviler vasıtasıyla bir gece içinde Balat civarında Haliç'i baştan başa karşıdan karşıya geçebilecek, iki tane araba ve topların yan yana geçebildiği büyük bir köprünün inşa edildiği, fıçılar tuba olarak kullanıldığı, fıçıların üzerinde kalaslar bağlamak suretiyle sabahleyin Bizanslıların şaşkınlığı bir kat daha arttı. Ne yapacaklarını şaşırdılar. İmparator bula bula bunun intikamını almak veya buna cevap vermek için 250 tane
esir Türk'ü çıkarttırdı. Osmanlıların görebileceği surların üzerine çıkarılarak bunları orada başlarını vurdurmak ve idam ettirmek suretiyle intikamını bu şekilde aldığını efendim Fatih Sultan Mehmet Han'a göstermiş oluyordu ki bir barbarlık olarak bu olayında efendim tarihlere geçtiğini biliyoruz. Ondan sonra İstanbul'un surları daha kolay dövülmeye başlanıldı. Hem Haliç'ten geçirilen toplarla hem oradan geçirilen askerlerle Haliç'te bulunan gemilerimizle elbette Rum ateşinin altında bu işler yapılıyordu. Ve İstanbul'un muhasarası olgunlaştırılıyor. Yeni hücumlarla, yeni ataklarla İstanbul artık bütün çepeçevre 360 derece her taraftan kuşatma altında bulundurulacak. 23 Nisan, 23 Mayıs gününe gelindiğinde ise Fatih Sultan Mehmet Han son teslim teklifi için Bizans İmparatoruna elçiler gönderecek. Bu elçilerin de reddedilmesi, tekliflerin reddedilmesi üzerine de Fatih Sultan Mehmet Han 28 Mayıs'ı 29 Mayıs'a bağlayan sabahleyin son hücumunu, altın vuruşunu yapacak ve İstanbul 1453 yılının 29 Mayıs'ının salı günü sabahleyin Osmanlı'nın eline geçmiş olacak ve yeni bir çağın başlangıcı bu şekilde işaret edilmiş olacak. Elbette günü geldiğinde bunları sizlerle yine gün ve tarih programımızda paylaşmaya gayret edeceğiz. Bugünlük bu kadar efendim. Hepiniz hoşça kalın, bereketle kalın.